Kanalıma hoş geldiniz. Samsung J7 Pro elimde telefon var. Ben bunu yaklaşık bir ay önce ekran değiştirmiştim. Bugün müşteri bana getirdi. İzzet Bey dedi daha yeni ekran değiştirmiştik. Bir ay önce bunu ekranı takmıştım. Ama şu anda ekranı çalışmıyor. Yere de düşmedi. Buna bakabilir misiniz? Ben de dedim ki bırakın ben bunu kontrol edeceğim. Gerçekten yapacağım bir şey varsa yardımcı olayım. Çünkü para kolay kazanılmıyor. İnsanlara yardımcı olmak gerekiyor. Tabii ki insan empati yapması gerekiyor. Hani müşterinin yerine girdiğin zaman işte tabii ki 300-350 milyon para verilmiş. Bunu bakılması gerekiyor. Ama direkt kesip atmayın. Ya ben bunu değiştirdim, ben size sağlam verdim, sağlamdı söylemeyin. En az da onlar da kırılmasın. Tabii ki kendinizi de zarara koymayın. Bunun bakılması gerekiyor. Tabii ki ben bunu kamera eşliğinde baktığım için aynı zamanda bu videoyu müşteri de izliyor. O da ona da izletiyorum. Şarja takıyorum. Herhangi bir şey gelmiyor. Fakat power tuşa bastığım zaman cihaz titriyor. Evet, buna bakmamız gerekiyor. Görsel olarak baktığımızda herhangi bir şey göremiyorum. Ekranda fiziksel olarak herhangi bir şey göremiyorum. Ekran temiz görünüyor. Müşterinin iddiası cihaz yere düşmediğini de söylüyor. Ve şöyle yaptığım zaman cihaz titriyor. Fakat şu jelatinin köşesinde kırıklar var. Şunun ucunda biraz kırık. Şurada da biraz kırık var. Bu muhtemelen yere düşmüş. Evet, biz buna bakacağız. Çünkü ekran yapışkan olduğu için biraz ısıtmamız gerekiyor. Şöyle elimde hava makinesi var. Hava makinesine biraz ısı vereceğim. Ben size kademeye getirerek ekranı biraz ısıtacağım. Yapıştırmış olduğumuz yapışkan ısıyı gördüğü zaman salınıyor. Ekranı sökerken bize biraz yardımcı oluyor bu ısı. Diyelim elinizde hava makinesi yok ise saç kurutma makinesi de bu işlemi görüyor. Evet, biraz da onu göstereceğim. Şurada bir de saç kurutma makinesine fişini takacağım. Sıcak kademeye getirerek. Bu da sıcak üflüyor. Evet, gördüğünüz gibi şu anda içinde ateş üflüyor. Bunu ekrana biraz ısı vereceğiz. Tabii ki fazla da vermemeniz gerekiyor. Çünkü ekran zararı görür. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, şöyle ince bir elimdeki telefoncular satıyor bunlar. Paketinde 20 tane var. 5 lira bile satılıyorlar. Şunla ekranı açarken yardımcı oluyor. Şöyle kenarında dikkatli bir şekilde aralayarak bu J modellerinde ekran kırıldığı zaman hiçbir şekilde görüntü gelmiyor. Hani sağlam olsa bile içinde hafif bir çatlak olduğu zaman görüntü gelmiyor. Çünkü bazı modellerde ekranı kırık olsa bile bir şekilde yarısı veya da bir şekilde görünüyor veya da ışığı oluyor. Bunlarda hiçbir şekilde ekran kırıldığı zaman görüntü vermiyor. Biz ekrana bakıyoruz. Ekran gerçekten fiziksel olarak bir şey gördüğümüz zaman zaten bir şey söylememize gerek yok. Direkt zaten onu gösteririz. Ama şöyle ekrana baktığımızda fiziksel olarak bir şey görülmediği için ben bunu işini açmak istedim.
Birazdan beraber göreceğiz onu. İlk şarja takıyoruz. Mesela şarja taktım. Herhangi bir tepki vermedi. Yalnız bu şekilde yaptığımızda ya da power tuşu basılı tuttuğumda cihaz titriyor. Yalnız şarja takarken herhangi bir tepki vermiyor. Aslında ben de merak ettim. Birazdan göreceğiz. Bakalım telefona takayım. Evet, şarj aleti sağlam. Yalnız şarja taktığımda herhangi bir görüntü ya da herhangi bir ses gelmiyor. Biraz daha ısıtmam gerekiyor. Evet, gördüğünüz gibi sıcak kademe getirerek saç kurutma makinesiyle hava makinesinin görevini görüyor. Yaklaşık bir ay önce ekranı ben değiştirmiştim. Evet, müşteri bana sorduğunda bunun bir ay önce değiştirmiştim. Evet, gerçekten yani müşteriye de hak vermek lazım. Çünkü para kolay kazanılmıyor. Ama bize de hak vermeniz gerekiyor. Ben bunu ekranı değiştirdim. Siz bunu kırdınız. Evet, bana da yazık, günah. Ya da sizin için de aynı. Evet, birazdan belli olacak ekranın kırık olup olmadığını. Aslında ekrana baktığımda sağlam görünüyor. Ben soketten şüpheleniyorum. Çünkü cihaz yere düştüğü zaman soket yerinden çıkıyor. Genelde de hep başıma geliyor. Ben ondan şüpheleniyorum. Ama bu sefer İnşallah öyledir. En az da müşteriye de zarar çekmesin. Hani bizim amacımız ne şiş yansın ne de kebap. O hesap. Hani ne onlar zarar etsin ne biz yedelim. Bir de ekranı sökerken fonksiyon tuşlara dikkat etmeniz gerekiyor. Geri tuşu, home tuşu, bir de menü tuşu. Bunun altında film var. Bu filmin koptuğu zaman size ekstradan bir masraf çıkar. Buna dikkat etmelisiniz. Bir de ekran filmi var şu bölümde. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Şuradan açmayınız. Şöyle sadece hafif bir şekilde, çünkü orada film var, oraya dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü film koptuğu zaman ekran ve dokunmatik ara filmi var, o koptuğu zaman ekran değiştirmek zorunda kalırsınız sağlam olsa bile. Evet, bir yavaş yavaş gevşetiyoruz. Zaten ısırını vermiş oldu etki. Salınıyor. Yapıştırmış olduğumuz yapışkan. Evet, biraz açıldı.
Yani bu ekranı sonradan takmıştık. Hani kendi ekranı olsa bu kadar kolay açılmayabilir. Kendimizi kandırmayalım. Evet, gördüğünüz gibi soketinden çıkmış. İnşallah öyledir. Evet, şu yapışkanları ilk önce sökelim. Çünkü tekrar eğer ekran sağlamsa yapıştırmamız gerekiyor. Cihaz yere düşerken film şu soketten çıkıyor. Tabi baskı gördüğünüz zaman daha önce bana dengelmişti. İnşallah gene öyledir. Evet, biraz da hep göreceğiz. Hep beraber göreceğiz inşallah biraz da. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Sağlam olup olmadığını. Sağlam olursa müşteri adına sevineceğim. Çünkü söylemiş olduğum gibi başta para kolay kazanılmıyor. En az da o zararı da önlemiş oluruz. Ama müşteri de doğru söylesin, yere düşüp düşmediğini. En az biz de ona göre. Çünkü fiziksel olarak bir şey görmediğim için yani siz bunu hemen kırdınız demedim. Bırakın bir bakmam gerekiyor demiştim. Muhtemelen cihaz yere düşerken açık vaziyetteydi. Çünkü açık olduğu zaman şu tuşlama yapmanız gerekiyor. Home tuşu, power tuşu ve ses artı tuşu basılı tutuyoruz. Çünkü az önce gördüğünüz soketten çıktığı için muhtemelen de açıktı. Şu anda cihaz bakalım şarja takalım. Soketini taktım. Şu anda bir ses geldi. Tekrar tuşlama yapıyorum. Şu anda ses geliyor. Şu an cihaz açık. Sesleri geliyor. Az önce sadece titreşim vardı. Çünkü ekran soketi takılı olmadığı için. Evet, bu ekran %100 sağlamdır.
Şu tuşlama yapmamız gerekiyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi cihaz açıldı. Bir açılsın bir bakalım. Dokunmatikte bir sıkıntı var mı? Çünkü cihaz yere düşerken dokunmatik zarar görebilir. İnşallah zarar görmemiştir. İç ekran sağlam. Çünkü orada görüntüde öyle anlaşılıyor. İnşallah dokunmatik de sağlamdır. Aslında her zaman doğru söylemek lazım. Eğer bu müşteri söylemiş olsaydı, ya İzzet Bey ben bunu yere düşürdüm, buna bir bakın deseydi, daha iyi olur, makbula geçerdi. Ve şu anda desen kilidi var. Şuradan bir tuşlama yapalım. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Şarja takalım. Normalde ekranın soketi takılı olmasa bile şarja takarken bir ses gelmesi gerekiyordu. Zil sesinden, buzzer'dan bir ses gelmesi gerekiyor. Bu cihaz sessiz de olduğu için herhangi bir ses gelmedi. Şimdi ekran kilidi olsa bile perdeyi aşağı çekerek şu şekilde, bak şöyle seslerle oynayabiliyorsunuz. Bak şu anda gördüğünüz gibi ses geliyor. Şuradan ayarlara girelim. Ayarlara girerken desen kilidi istiyor. Cihazınız kilitli olsa bile perdeyi aşağı indirerek bazı seçenekleri yapabiliyorsunuz. Mesela gece moduna alabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, bazılarında desen kilidi istiyor. Evet, gördüğünüz gibi ekranı sağlanmış. Sadece soketinde çıkmış. Yalnız lütfen doğruları söyleyelim. Doğru söylediğiniz zaman hem vicdan olarak rahatsız olmasınız, hem de karşı tarafı günahına girmesiniz. Mesela bu ekranı bir ay önce kendim değiştirdim. Doğrudur. 300 milyona değiştirmiştim. İşte bana dedi İzzet Bey ben bunu bir ay önce değiştirmiştim. Evet, bunu ben de biliyorum. Fakat keşke bana deseydi, ya İzzet Bey ben bunu yere düşürdüm. Bir ona göre bakın, keşke deseydi. Desenin kilidi böyle göründüğü zaman perdeyi aşağı çekemiyorsunuz. Şuradan geri tuştan geri gelerek şöyle perdeyi çekip bazı seçeneklerde de burada yapabiliyorsunuz. Şu anda cihazı kapatmam gerekiyor. Fakat cihazı kapatırken benden desen kilidi isteyecek. Şimdi desen kilidi de bilmediğim için şöyle gördüğünüz gibi bunu müşteri gelip desen kilidini çizecek. Ondan sonra ekranı tekrar şu yapışkanla tekrar yapıştırmam gerekiyor. T7000 ya da T8000. Çünkü bu yapışkanı ucu ince, bütün kenarları yapıştırabiliyorsunuz ve ileride bunu açarken fazla sıkıntı olmuyor. Bilginiz olsun. Evet, bugün bu kadar. Videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.